yatırım şirketi Republic Not için Avalanche'ı seçti diyor. Bunun üstüne ve Avax Coin geneliyle alakalı konuşacağız. Çünkü şu anda Avax aynı zamanda Avalanche ağı son zamanların en güçlü, en yüksek ve en zirve diyebileceğimiz anlarını yaşıyor diye bir açıklama gerçekleştirebiliriz. Dolayısıyla Avax için sağlam bir zaman diliminden şu an geçiyoruz. Tabii piyasanın geneli içinde bu böyle. Yani Avax'ta da beklentinin zaten bu olması gerekiyordu ve beklenti gerçeği yansıtmış oldu. Yakın zaman içinde Avalanche çok yüksek hareketler kaydetti. Bakınız bunların içerisinde hem JP Morgan ve Citibank gibi burada da yerini alan, yine Republic üzerinden kurulan ortaklık aynı şekilde gibi Standard Chartered gibi taraflarla işbirliğine gitti Avalanche ve bu durumda onu olabildiğince pozitife çaldı. Avalanche cephesinden önemli işbirliği haberleri gelmeye devam ediyor. Bu arada yine şeyler de mesela CEO'lar falan da konuyla alakalı konuşuyor. Genelde biliyorsunuz röportajlar yapılıyor, işte cevaplar veriliyor falan. BTC bu kadar yükselmişken, altcoin'ler bu kadar yukarı fiyatlar yapmışken ne sorulur? Sizce boğa sezonu geldi mi falan tarzında. Brett Gerlinghaus'a da işte Solana'nın CEO'suna da Avalanche'in CEO'suna da yani Sirer'e bunlar soruldu. İşte hep aşağı yukarı aynı şeyler söylendi. Piyasa şu an oldukça iyi durumda. Biz de olabildiğince çalışacağız tarzında. Şimdi şunu çok fazla söylemezler işte uçuracağız, kaçıracağız falan gibi. Bunların çalışması nasıl olur? Hani adam diyor ki evet bir boğa sezonu var çalışıyoruz tarzında. Ne demek çalışmak? Yani Avax'ın altına böyle ayağının altına bir şey mi takoz mu koyuyorsunuz böyle boynu uzatmak için? Değil tabii ki. Avalanche ağı için çalışılıyor. Tıpkı Solana ve Ripple'da da benzer işler olduğu gibi. Mesela 2022'de ya da bu yılın önceki vakitlerinde piyasada çok büyük bir haber yoktu. Ya da fark ettiyseniz ne zaman büyük bir olay olsa ne hikmetse bütün altcoin projeleri aynı tarihe yükseltme koyarlar. Geliştirme tarihi. Örneğin Ethereum Merge tam 1,5 ay ertelendi. Hangi zamana? Fed'in faiz kararının zamanına. Olumlu bir haber gelirse niye? Ether fiyatlarında yükseliş yakalayalım. Aynı zaman dilimi içerisinde Terra Classic, Avalanche işte bir sürü hepsi aynı. Bunu niye yapıyorlar? Anlık etkiden yararlanabilmek için tabii ki. Ve fiyatlarda yükseliş olması aynı zamanda ağın kullanılıp reklamının bu vakitlerde bu sebeplerden kaynaklı olarak iyi yapılması için bu tarz işler tabii gerçekleştiriliyor. Bu şekilde. Bu noktada 2023'ün önceki kısımlarında hiçbir şey yoktu. Böyle bomboş sürekli falan. Nedense Ekim ayında ne zaman ki Bitcoin patladı şu ana kadar bütün büyük ortaklıklar gün yüzüne çıktı. JP Morgan Avalanche kabul ediyor. İşte Citibank'la ortaklık. Zaten Avalanche yani bir ayda 10 tane dünya deviyle ortaklık duyurdu. Ripple yok Avustralya'da likidite merkezi kurdu. Orada kurdu. DeFi'ye gireceğim dedi. İşte tokenizasyondan bahsetti. Avalanche'de Ripple'da bir sürü şeyden konuştu bilmem ne. Bütün niyeyse büyük olaylar yeni oluyor. Şimdi bu tesadüf mü? Tabii ki de tesadüf değil bu tarz işler. Geçtiğimiz günlerde Avalanche'in JP Morgan ve Citibank'la yaptığı ortaklıklar kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Yani normal. JP Morgan zaten ABD'nin en büyük bankası. Dünyanın da en büyük bankalarından birisi. Bu kez Avalanche cephesinden önemli bir haber daha geldi. Ünlü yatırım şirketi Republic yeni ürünü için Avalanche blok zincirini tercih ettiğini duyurdu. Republic Note adı verilen bu ürünse sahiplerine Republic'in yatırım portföyüne yönelme fırsatı veren gelir paylaşımlı bir tokenize menkul kıymet olarak biliniyor diyor. Tokenizasyon önemli. Avalanche noktasında da tokenizasyonun varlığını bakın görebiliyoruz. En son Ripple bak adam diyor ki 2030 tarihine kadar 30 trilyon dolar para çekecektir diyor burada. Para döner. Tokenizasyon üzerinden.
Yani 2030'a kadar 30 trilyon dolar ne demek? Korkunç bir para. Ki mümkündür. Yine Floki ekibi de bunu trilyonlarca dolar diye ifade etmiştir. Vesaire vesaire. O yüzden bu önemli bir kavramdır. Avalanche'in tokenizasyonda varoluşu da Avax Coin'in bu sezonki yükselişlerinin kelimenin tam anlamıyla teminatı olacaktır. Ha, tam anlamıyla. Bu noktada sadece Ripple ve Avalanche değil, Polygon, Cardano, bunlar da Ethereum tokenizasyon üzerine çalışıyor bunların hepsi ve gerçekten sağlam ve başarılı bir şekilde çalışma yapıyorlar. Yatırım şirketi Republic, yeni ürünü Republic Note başlatmak için Avalanche blok zincirini tercih etti. Arnold olarak bilinen bu varlık, kripto para endüstrisiyle geleneksel varlıklar arasında bir köprü sağlamayı hedefliyor. Portföy destekli bu ürün, Republic'in geniş yatırım portföyünden elde edilen kârı yatırımcılarıyla paylaşacak. Bu bir var, yani bakın şimdi. Adam diyor ki bu hem bir gayrimenkul hem de bir gayrimenkulün tokenize edilmiş hissesini diyor. İkisini de tutacak. Tamam mı? Konuyla ilişkili olarak Andrew Dirk şu açıklamalarda bulundu. Avalanche ile Republic Note küresel bir yatırımcı kitlesine ulaşmak ve ölçeklendirmek için ihtiyaç duyduğu temeli elde ediyor. Avalanche'i tercih etmek ağın gücünün ölçeğinin ve hızının çok ötesine geçiyor. Daha kapsayıcı finansal piyasalara ilişkin ortak bir vizyona dayanan Evlabs ile uzun süredir devam eden ortaklığımızı kuvvetlendiriyor diyor. Evet, tabii ki dediğim gibi büyük olaylardan bir tanesi. Avax'a baktığımız zaman yine Avax en sonki geri çekilmesinin ardından şu an gördüğünüz gibi yukarı hali devam ediyor. Avax tarafında 4 saatlikteki emailliye bir değme, ardından bir pump muhtemelen 22-24 noktalarına kadar devam eder. Dikkat edilmesi gereken bir konu artık Avax'ın sıkıştığını görebiliyoruz. Yani 4 saatlikteki emailli ile bakın direnç arasında. Artık bu noktada bir karar vermek durumunda kalacaktır. Yön gidişatı için. Ya mutlak şekilde direncin üzerine atacak ya da 4 saatlikte emailliyi bırakıp bir düşüş trendi içerisine girecek. Bunlardan hangisi olur sorusunun cevabını muhtemelen yine FOMC tutanakları açıklandıktan sonra BTC'nin gidişatına göre alabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.